Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Muhabbetullah ne demektir? Muhabbetullah Allah'ı sevmek demektir. Arapça bir tabir. Allahu Teala'yı sevmenin adına muhabbetullah diyoruz. Peki bu sevgi nasıl bir sevgidir ve nasıl elde edilir? Allah'ı sevmenin hem nasıl bir duygu olduğu lezzet almanın hem de nasıl elde edileceği konusu çok önemli. Biliyorsunuz maddi lezzetler, alınan lezzetler de maddidir. Ama bir de manevi lezzetler var. Mesela diyelim bizim beynimiz maddi olduğu gibi onun aldığı lezzet de maddidir. Ağzımız maddi olduğu gibi aldığı lezzet de maddidir. Ama aklımız manevidir. Onun tefekkürden aldığı lezzet de manevidir. Demek ki bedensel zevklerimiz de lezzetlerimiz var. Ruhani lezzetler ve zevklerimiz var. İşte biz kainatta gördüğümüz her şeyi bedensel olarak algılarız. Gözümüzle, elimizle, dilimizle. Ama aklımızla tefekkür ederiz. Sonra kalbimizle severiz. Mesela diyelim size bir tanesi bir elma hediye etse. Bunu gözünüzle gördünüz. Size elma elinizle aldınız. Ağzınızla yediniz. Neyle anlarsınız bu hediyeyi? Aklınızla anlarsınız. Peki hediye veren kişiyi nasıl mukabel edersiniz sevginizi? Kalbinizle. Ne ile bunu dile getirirsiniz? Dilinizle. Şimdi gözünüzün ondan aldığı zevk ayrı o nimetten. Ee, ayrıca ondan ağzınızın aldığı lezzet ayrıdır. Maddi. Ama kalbinizle o nimeti size verene karşı bir muhabbet beslemeniz ayrıdır. Şimdi bir nimeti sana gönderen kişinin o nimeti getiren kişiye teşekkür edip onu sevip o nimeti göndereni tanımamak ne kadar ahmaklık aptallık ise şu kainattaki bütün nimetleri bize getiren varlıklara göklere aylara yıldızlara topraklara meyvelere ağaçlara insanlara cinlere meleklere teşekkür edip esas hakiki anlamda o nimetleri bize getiren zat-ı zülcelale teşekkür etmemek, onu sevmemek, onu tanımamak da aynı şekilde aptallık olur. Onun için bir insan kainattaki nimetlerin Allah'ın olduğunu bildiği nispetle, onu hatırladığı nispetle ona olan marifeti ve muhabbeti artacaktır. Muhabbeti arttıkça manevi bir lezzet, ruhani bir haz ve tat alacaktır. Şimdi bedensel tatlar geçicidir. Mesela diyelim ki çok sevdiğiniz bir baklavayı size ikram etseler, baklavayı yerken tat alırsınız. Ama o baklavayı yemeden önce yeme tadını alamazsınız. Yedikten sonra da artık yeme tadı bitmiştir. Dolayısıyla mesela ondan dolayı bir huzur da almazsınız. Benim tatlıya ihtiyacım vardı, evet. Sonra baktım ki tatlı yedim, artık midem huzur aldı demezsiniz. Midem doydu, midem doldu deriz veya dersiniz. Bakın, maddi lezzetlerin hem lezzet anı geçicidir, hem de onun devamında bize bir lezzeti söz konusu değil. Bir saadeti ve mutluluğu söz konusu değil. Aldığım lezzet geçti, bitti. la Baklava yedim bitti. Midemde de artık saadet ve mutluluk diye bir şey olmaz. Midem dolmuştur. Ama saadet ve mutluluk size o baklavayı ikram eden kişiyi sevmenizle. Bak ne diyorsun? Ona karşı bir muhabbet duyuyorsunuz değil mi? Adamı tanıdınız. Aa çok cömertmiş. Hiç beklemiyordum. Baklava ikram etti bana. Bak tanıdınız. Arkasından bir sevgi hasıl oldu. Al hiçbir karşılıksız bana bakla ikram etti. Allah için. Şu kainatın ikramını bize yapan zatı hiç düşünüyor muyuz? Şu bedenimize verilen nimetleri bize veren zatı hiç düşünüyor muyuz? Bir de beden içindeki ruha takılmış nimetleri. Ben birisine sormuştum, bütün cenneti sana verseler ama aklını karşılığında alsalar verir misin? Vermem dedi. Neden? Çünkü dedi ben akılsız cenneti ne yapayım? Cennet, koca cennet aklımızın karşısında düşük kalıyor. Aklın değerinde değil. Bu kadar ruh, akıl, kalp, muhabbet gibi manevi beden gibi, el gibi, böbrek gibi, beyin gibi, kalp gibi yetmedi. Bir de kainat gibi sonsuz nimetleri karşılıksız bize ikram eden zatın cömertliğini nasıl anlayacağız? Peki bu kadar cömertliğini bizim önümüze seren maddi manevi nimetleri ikram eden Zat-ı Zülcelal'e karşı nasıl bir muhabbet besleyeceğiz? Ve bu muhabbetin karşısında nasıl bir ruhani lezzet alacağız? Evet. Veya kalbi bir lezzet alacağız. Onun için Muhabbetullah Allah'ı sevmek demektir. Allah'ı sevmek tanımakla olur. Allah'ı sevdiğimizi göstermek de onun emrine itaat etmekle olur. Öyle kuru kuruya olmaz. Dolayısıyla Allah bize onu hakiki sevmeyi ve sevgimizi de onun emirlerine itaat ederek göstermeyi, yasaklarından da sakınarak göstermeyi nasip etsin. Ölçümüz bu. Başka ölçüler lütfen bizi aldatmasın başkalarını da başka bahanelerle aldatmıyor.